bizden fx için bir kuvvet serisi bulmamızı istiyorlar. f, 6 bölü 1 artı x üzeri 3'e eşit. Kuvvet serisini seçmemize izin verdikleri için hemen Maclaurin serisini tercih edebiliriz. Çünkü burada 0 merkez alıyoruz ve fonksiyonu türevine, ikinci türevine 0'da değerlendirebiliriz. Ve sonra da Maclaurin serilerini açmak için kullanılan formülü kullanırız. Ama bunları yapmak istediğimizde yolunuza, karşımıza bazı engeller çıkacak. Nasıl mı? Şöyle, bunu f sıfırda değerlendirdiğimizde ne olacağı son derece açık. Aynı şey türevi için de geçerli. Ama iş ikincil ve üçüncül türeve geldiğinde ifade bir anda bayağı zorlaşacak, bayağı karmaşık bir hal alacak. Bir sadeleştirme yapıp f u eşittir 6 bölü 1 artı u ve u x üzeri 3'e eşittir deyip bunun Maclaurin serisini bulmayı da deneyebilirsiniz ve bu Maclaurin serisinde u yerine x üzeri 3'ü koyarsınız. İşler biraz daha kolaylaşacağı için soruya bu şekilde yaklaşabiliriz ama bence konuya en sade, en basit yaklaşım şu olur. Bakın buradaki rasyonel ifade geometrik bir serinin toplamını andırıyor, öyle değil mi? Siz de fark ettiniz mi acaba? Geometrik seri toplamının neye benzediğini hatırlıyor musunuz? Hemen hatırlayalım. a artı a çarpı r. a ilk terim, r ise ortak oran. Bunu bir kere daha r ile çarpalım ve artı a çarpı r kare olsun. Artı a çarpı r üzeri 3. Ve bu şekilde sonsuza kadar devam ediyoruz. Ve bu toplamın a bölü 1 eksi r'ye eşit olduğunu biliyoruz. Evet, geometrik seri toplamında gördükten sonra şimdi bize verilen buradaki fx tanımının bu toplam formülüne çok ama çok benzediğini siz de fark ettiniz değil mi? Bu durumda a 6'ya eşit oluyor, negatif r ise x üzeri 3'e. Ya da hatta bir saniye şu şekilde yazarsam daha iyi olacak. Burayı şöyle de yazabiliriz değil mi? 1 eksi eksi x üzeri 3. Şimdi r'nin eksi x üzeri 3'e eşit olduğu daha net görünüyor. Ve f'yi bu şekilde açabiliriz. Eğer a 6'ya r'de eksi x üzeri 3'e eşitse bunu bir geometrik seri olarak yazabiliriz ve işimiz bayağı kolaylaşır. Evet, gelin bakalım. Şu pembe rengi kullanalım. Güzel pembeyi kullanalım. İlk terim 6 olacak. Artı 6 çarpı ortak oran yani eksi x üzeri 3. Evet, eksi 6 x üzeri 3. Şimdi bunu eksi 6 x üzeri 3 ile bir kere daha çarpacağız. Ve bu da artı 6 x üzeri 6 olacak. Bir kere daha çarptığımızda da eksi 6 x üzeri 9, eksi 6 x üzeri 9. Seri bu şekilde devam edecek. Sonra artı 6 x üzeri 12 ve böyle eksi artı diye bu şekilde sonsuza kadar gidecek. Evet bu f(x) için bir Maclaurin serisi açılımıdır ama buradaki esas mesele şu önemli olan şu. Daha bu açılım için gerekli olan işlemleri yapmadan önce bunun bir geometrik seri toplamına benzediğini fark etmek. Bunun farkına vardıktan sonra da fonksiyonumuzun kuvvet serisi açılımı için bunu kullanabiliriz. Çok ama çok faydalı bir ipucu. Öyle değil mi?